Size bir şeyler okumaya geldik. Şanlıurfa'nın Silvan ilçesinde Atatürk Barajı gölü kenarında kilim yıkayan köylülerden çoğunluğu çocuk yedi genç kız boğularak hayatını kaybetti. Sana bir ölümü nasıl anlatmalı? Zor, hem de çok zor. Bir kadının ölümünü diyelim üstelik. Bir kadının ölümü her şeyi daha da zorlaştırır, bilirim. Şarkıya devam edemezsin. Üzümler olgunlaşmaz bir türlü. Bir kadının ölümünü anlatmaya kalkarsa insan, Eylül ellerine dolanır. Dili dönmez. Yağmurun değdiği her yerde iz kalır. Bir küçük kız çocuğun ölümünü nasıl anlatmalı sana? Dur, hemen gitme, konuşalım. Bana tahammül göster biraz. Bir parça daha. Bana, yani senin için gecelerden cümleler toplayıp buket buket aşk saran adama. Bana katlan. Bir küçük kız çocuğu diyordum. Renkli şapkaları, ojeli parmakları, annesinin topuklu ayakkabısı, pastel boyaları. İp atlarken nefes nefese kalışı. Özenle beslediği Japon balığı. Odasındaki halı, kolundaki yalancı dövme. Dondurmanın ellerine akması. Sütün dudaklarındaki izi. Hayır, bunlardan söz etmiyordum, hatırladım. Bir küçük kız çocuğun ölümü, değil mi? Bir göle girsin, yüzmek için. Hayır hayır, çamaşır yıkamak için. Ama o daha çok küçük. Annesi yıkasın. Biz yine mahsusçuktan yüzmek için diyelim. Sonra ayakları yere değmesin. Kollarını sallamaya başlasın, bağırsın, çağırsın, çırpınsın. Dur, daha gitme. Bana biraz daha katlan. Bana. Yani senin için vedalar biriktirip biriktirip, sonra odasının duvarına asan adama. Bana biraz daha tahammül et. Küçük kız diyorum. Gölde sürüklensin. Gözleri kocaman açılsın. Kafasının suyun üstünde tutacak takati kalmasın sonra. Diplere sürüklensin. Diplere. İnsansızlığa, insafsızlığa, ıssızlığa, ışıksızlığa, ekmeksizliğe sürüklensin. Ötekileri bize benzemeyenleri sürüklediğimiz yerler gibi. Gözden kaybolsun. Sahi annesinden başka gören var mıydı o kızı? Bir okulu, bir öğretmeni var mıydı mesela? Ya da kıyafetleri bir dolapta tertiplice dizili midir? Okul çantasında o sarı, düz, upuzun saçlı kızın resmi var mıdır? Kız görüntülerde yok. Gitmesen, bana katlansan, bana yani izlediği her filmden bir kaçış sahnesi apartıp, bir türlü kaçamayan, yakanda hareketsiz kalan adama. Kızın peşinden bir küçük kız daha atlasın göle. İkincisine dayanamam ki. Sen de dayanamazsın biliyorum. Ama bizden izin almadan atladı bile. Kardeşi için dereye atlasın, elini tutmak için. Aç kapıyı bezirgen başı oynamak için. O piti piti karamela sepeti yapmak için. O da atlasın şu hain derenin sularına. Sonra üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi. Ağlama ne olur. Ben de biliyorum yettiğini. Bu kadar ölüm, bu kadar acı. Acı, saklandığın yerden çıkma artık ne olur. Altıncısı ve yedincisi. Acı, çıkma artık oradan. Yedi oldu. Masal mı bu? Yedi küçük kızın masalı mı ki bu? Masallarda çocuklar ne zamandır ölüyor ki? Bu bölümde Belgrad Ormanı'ndaydık ve Profil Yayınları'ndan çıkan Tarık Tufan'ın Bir Adam Girdi Şehre Koşarak kitabını okuduk. Bize destek olmak isterseniz sosyal medya üzerinden duygu, düşünce, öneri, şikayetlerinizi hatta kitap önerilerinizi de bizlere ulaştırabilirsiniz. Bizleri çok ama çok mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.